bazı şeylerin nereden geldiğini bulmaya bayılıyorum. Soru işareti Karolenj'den gelir. 800'lere yakın bir tarihten gelir. Soru işareti gibi pek de önemsemediğimiz bir şeyin nereden geldiğini öğrenmek garip doğrusu. Karolenj kavramını Charlemagne ve onun haleflerinin zamanına ithafen kullanıyoruz. Charlemagne, diğer adıyla Büyük Karl ya da Carolus Magnus ve Karolenj adı da bu isimlerden geliyor. O bir kraldı. 800 yılında Roma'daki Papa tarafından imparator olarak tahta geçirilmişti. Kendisinin, babasının, büyük babasının fethettiği bir sürü krallığa hükmetmişti. O bir Frank'tı. Antik Romalılar Frankları barbar olarak görürlerdi. Onlar doğudan Batı Avrupa'ya göç etmiş ve şu anki Almanya ve Fransa'nın kuzeyine yerleşmiş insanlardı. Nesiller sonra güçlerini birleştirmeyi sonunda başarıyorlar. Tabii bu da Charlemagne'den önceydi. 800'lere doğru geldiğimizde Charlemagne artık Avrupa'nın çok büyük bir kısmını yönetmeye başlamış oluyor. Peki bu kadar krallığı ele geçiren bir savaş ağasıyla soru işaretini, yani bugün kullandığımız şekliyle noktalamayı icat eden birini nasıl birleştireceğiz? Gariptir ki bunlar birbirleriyle bağlantılı. Charlemagne'ın birçok farklı dil ve lehçenin konuşulduğu büyük bir krallığı yönetmesi gerekiyordu. Gerçekten de bir Hristiyan krallığı, bir Hristiyan imparatorluğu oluşturabilmesi için düzenleme yapması ve eğitim vermesi gerekiyordu. Bu gerçekten de çok acımasız bir dönemdi. Savaş ağaları vardı. Kaleler inşa edilmeye başlanmıştı çünkü insanlar yağmalıyordu. Ordular saldırıyordu, tarlalar ateşe veriliyordu. Yani sert bir dönemdi. Roma İmparatorluğu sayesinde korunan istikrar artık yoktu. Roma İmparatorluğundaki uygarlıklardan sadece izler kalmıştı. Romalılar kanunları, yolları, ticaret sistemleri, eğitim sistemleri bulmuşlardı. Dolayısıyla bunların hepsine sahiplerdi. Devletin işlemesine yardımcı olacak geniş bir bürokrasileri ve eğitimli mezunları, memurları vardı. Tüm bunlar gitmişti. Bu imparatorluğu bir arada tutabilecek, kısmen eski Roma sistemlerine dayalı bir sistemi nasıl oluşturabileceklerini bulmak zorundaydılar. Ama Charlemagne son derece dindar biriydi. Katolik inancını ciddiye alıyordu ve bu da tüm bu farklı halk ve topraklar için birleştirici bir etken olmuştu. Charlemagne bir Hristiyan imparatorluğuna ya da Hristiyan krallığına hükmetmek istiyordu ve kendini ilahi bir güç tarafından atanmış bir imparator olarak görüyordu. Sorun şu ki dini bürokrasinin yani rahiplerin çoğu okuma yazma bilmiyordu. Bu insanları eğitebileceği bir yol bulması gerekiyordu. Böylece Katolikliği gerçek şekliyle halka gösterebilir ve halk bunu doğru şekliyle öğrenebilirdi. Gerçek şekliyle anlamak önemliydi çünkü merkezi bir devlet ya da yapı olmadığı için farklı kabileler bazı şeyleri farklı bir şekilde yapıyordu. Farklı kabilelerin kendi kuralları vardı yani. Hristiyanlığı farklı şekilde uyguluyorlardı. Çok fazla farklı ibadet vardı. O, eğitimle baş rahipleri, piskoposları, rahipleri eğitmekle ilgileniyordu. Böylece liturji okullarında doğru şeyi okuyor olacaklardı. Doğru fikirleri öğretiyor olacaklardı. Doğru, köylülerden bahsetmiyoruz. Rahipler insanlara öğretiyorlardı ama okur yazar ve eğitimli olması gereken sınıf ruhban sınıfıydı. Charlemagne bunu başarmak için okullar açmıştı. Aslında kendi saray mektebi için tüm Avrupa'dan bilim adamlarını bir araya getiriyordu. İspanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, İrlanda'dan insanları bir araya topluyordu. Kendi başına Latince yazmayı öğrenmek istiyordu. Aslında öğrenmenin Charlemagne için ne kadar önemli olduğunu göstermek adına eski bir biyografi yazarından alıntı yapalım. Sosyal bilimleri hevesle takip ediyor, derinden saygı duyduğu öğretmenlere çok büyük alaka gösteriyordu. Dil bilgisi öğrenmek için Pisalı Peter'in derslerini takip etti. Diğer bilim alanları için tüm dünyadaki en çok bilinen adam İngiliz Alcuin'i öğretmeni olarak aldı. Charlemagne, güzel konuşma, diyalektik ve özellikle de astronomi öğrenmek için onunla çok zaman ve çaba harcadı. Hesaplama sanatını öğrendi ve içten bir niyet ve büyük bir merakla yıldızların hareketlerini inceledi. Bunun yanında yazmayı da öğrenmeye çalıştı. Bunun için balmumundan tabletler ve defterleri yatağındaki yastıkların altına yerleştirir, böylece zamanı olduğunda elini yazı yazmaya alıştırmaya çalışırdı.
Ama bu çaba hayatında çok geç bir zamanda gelmişti ve az bir başarı yakaladı. Charlemagne'in bu imajını seviyorum. Yazı yazma alıştırması yapabilmek için yastığının altında bir tabletle uyuyan bir imparator. Düşünebiliyor musunuz? Charlemagne, sıkı bir eğitim sistemi kurmaya başlamasını sağlayan siyasi iktidar ve refah yarattı. Bu sistem herkes için değil, bürokrasi ve ruhban sınıfı içindi. Bu insanların İncil'i okuyabilmesi gerekiyordu. Latince okuyabilmeliydiler. Bu Avrupa tarihinde önemli bir an. Unutmayalım ki Latince antik Romalılar tarafından konuşuluyordu. Ama tabii bu yüzlerce yıl önceydi. En önemlisi Latince devletin ve kilisenin diliydi. Bunlar Charlemagne'in krallığındaki iki önemli otorite. Ama dil canlı bir varlıktır ve zaman içerisinde değişir. Tarihteki bu akımla Latince, bugün İspanyolca, Fransızca, İtalyanca olarak bildiğimiz şeylere dönüşmeye başlıyor. Latince değişikliğe uğramıştı. Charlemagne'da Latince'de yüzlerce yıldır birikmiş bu değişimi ortadan kaldırarak Latince'yi tekrar düzenlemeyi düşünüyordu. Latince'yi düzenleyecek ve klasik formu olduğunu düşündüğü şekline geri döndürecekti. Bu da iki farklı dilin olacağı anlamına geliyor. Kilisenin ve devletin kullanacağı yüksek bir dil, yani Latince ve insanlar arasında konuşulan sıradan diller. Peki o ne yapıyor? Krallığı boyunca özellikle manastırlarda okullar açtırıyor. Charlemagne, rahipleri kitap çoğaltabileceği yerler olan scriptorinoriumları, yani manastır yazıhanelerini kurduruyor. Scriptorinorium. Bu dini ve diğer antik metinlerin üretiminde çok hızlı bir artışa neden oluyor. Yani scriptoriorumlardan çıkan el yazması sayısı büyük bir ölçüde artıyor. Charlemagne'dan önce birkaç yüzyıl boyunca sadece 500 el yazması hayatta kalabilmiş. Ama 750 ve 900 arasındaki, yani Charlemagne ve haleflerinin Karolenji dönemi olarak kabul ettiğimiz zaman boyunca bu sayı 7000. Metinleri geri getirme, koruma, çoğaltma ve hatalarını düzeltme konusunda açıkça kasıtlı bir çaba var. Bir kitap oluşturulurken hangi aşamalardan geçildiğini bir düşünün. Bunlar gayet pahalı maddelerden yapılmış el yapımı nesnelerdi. Bu, batıda kağıdın kullanılmasından çok önceydi. Parşömen veya koyun derisi kullanıyorlardı. Tüm bunlar elle yapılıyordu. Bizim için hayal etmesi bile gerçekten zor. Scriptorium'da bir rahip var. Bazı rivayetlere göre uzman bir katip bir günde her sayfada 25 sıra olmak üzere 7 sayfa çoğaltabiliyordu. Yani sistem çok yavaş ilerliyordu. Bu hem pahalıydı hem de katiplerin okuryazar olması gerekiyordu. İşinden şikayet eden bir katipten güzel bir alıntı. "Katiplik sanatı, sanatların en zoru. Çok uğraş gerektiriyor. Boynunu eğip 3 saat boyunca sayfalara yazı yazmak zor. 3 parmak yazıyor ama tüm vücut yoruluyor. Bir denizci için limana varmak ne kadar hoşsa, bir yazar için sayfadaki son harfi yazmak da o kadar hoş." Tabii bu işi tamamen doğru yapma konusuna önem verilmeye başlandığını görüyoruz. Ve bunu tamamen doğru yapma konusunda endişeli oldukları için de Karolenjiler minüskül, yani küçük harf denen yeni bir yazı türü geliştirdiler. Charlemagne, İncil ve diğer metinleri düzeltmek ve standart bir hale getirebilmek ile ilgilendiği kadar yazıyı da standart bir hale sokmaya çalışıyordu. Böylece daha fazla insan okuyabilecek ve daha fazla rahip de kitapları çoğaltabilecekti. Doğru, yazı yazmanın zorluğu konusunda çıtayı düşürüyordu. Böylece daha çok verimlilik ve üretim sağlayacaktı. Daha çok kitap manastırlardan yerel kiliselere gönderilebilecek ve daha çok insan doğru olanı öğrenecekti. Bundan önce yazı çok belirsiz bir haldeydi. Kelimeler birbirine girmişti. Katipler genellikle okumayı zorlaştıran küçük kaligrafik süslemelerle gösteriş yapıyordu. Charlemagne ise tamamen okunabilirlikle ilgileniyordu. Her şey açık ve doğru olmalıydı. Yanlışı düzeltmeyle, reformla ve standartlaştırmayla ilgileniyordu ve tüm bunları gerçekleştirebilmek için büyük bir güç kullanmıştı. Aynı zamanda tüm bu muhteşem eğitim reformlarını ve kültürel reformları yaptığını ve orduları yönetip halkları yendiğini de unutmamak gerek. Yani bu eğitim gerekliydi çünkü Charlemagne bir Hristiyan krallık kurmaya çalışıyordu. Babasından, büyük babasından ve büyük büyük babasından kalan toprakların sınırlarını aşmıştı. Güneye, İtalya'ya doğru yürümüştü.
Cermenleri ve Lombardları yenip Lombardların kralı unvanını almıştı. Şu an Katalonya ve Bask bölgesi olan yerlere ilerlemişti. Breton'a doğru ilerlemiş ve muhtemelen en zorlu halka, Saksonlara boyun eğdirmişti. Bu kuzeybatıda Hristiyan olmayan bir kabileydi. Charlemagne onları Hristiyanlaştırdı. Bu onlarca yılını almıştı. Tüm bu eğitim reformları için acımasız bir savaşçı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Aslında bunu açıkça anlatan bir videomuz var. Görünüşe göre Charlemagne, Saksonları kontrolü altına aldığını düşünmüş. Sakson liderlerine krallığındaki gibi aristokrat unvanı vermiş. Ama adamlarından bazıları bir grup Sakson isyancı tarafından saldırıya uğruyor. Charlemagne da bir gün içerisinde 4500 Sakson esiri kellelerini uçurarak idam ettiriyor ve intikamını alıyor. Yine de Charlemagne ve haleflerinden kalan hala çok önemli bir miras var. Birçok tarihçi bu Karolenji dönemini bir Rönesans ya da en azından bir reform olarak anıyor. Klasik öğrenme reformu. Charlemagne Antik Roma'ya, özellikle de Antik Roma'nın Hristiyan olduğu döneme kasıtlı olarak baktı. Örneğin Konstantin'in dönemi. Soru işaretinin üzerinde ve ötesinde klasik metinlerin %90'ı Charlemagne'ın katipleri sayesinde hayatta kaldı. Antik Roma'nın o büyük yazılarından bahsediyoruz. Bunlara hala sahibiz çünkü Charlemagne ve Charlemagne'ın divanı bunların önemli olduğunu düşünmüştü. Onları birçok kez çoğaltmışlardı ve böylece bu el yazmalarından bazıları hayatta kalabildi. Aslında bazı akademisyenler Charlemagne'ın çoğaltmaları ve korunmaları adına nadir ve önemli kitaplar için tüm krallığı boyunca bir çağrıda bulunduğuna inanıyor. Bu yüzden Charlemagne'a çok teşekkür borcumuz var. Soru işareti onun sayesinde var. Klasik yazarları ve eski dini metinleri anlayabiliyoruz. Ve insanlar bugün modern Avrupa olarak bildiğimiz şeyin var olmasında Charlemagne'ın büyük bir payı olduğunu düşünüyor.